Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün sabah Sayın Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrulu ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri değerlendirdik. Ayrıca uluslararası platformda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmak için ilave hangi adımlar atabileceğimizi değerlendirdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemcilik statüsü başvurusu yıl sonunda Özbekistan'da gerçekleştirilecek zirvede karara bağlanacak. Sayın Cumhurbaşkanı Tatar'ın söylediği gibi verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kıbrıs meselesinin çözümü konusundaki vizyonumuz ortaktır. Adada yeni bir müzakere sürecinin başlaması için ve müzakerenin başarılı olabilmesi için gereken bellidir. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit statüsü tescil edilmelidir. Kıbrıs Türk halkı bu haklara zaten sahiptir. Müzakerelerle bu hakları kazanmadı. 1960'ta teyit edilen ama daha sonra gasp edilen bu haklar en başından bu yana Kıbrıs Türk halkının var olan hakkıdır. Müzakere eşitler arasında olur. Yoksa herhangi bir anlamı da olmaz, bir sonuç getirmez. Bundan sonra bir müzakere olacaksa bu iki toplum değil, iki devlet arasında olacaktır. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sözcülüğünü yapan Avrupa Birliği'nin bu iradeyi yok sayarak herhangi bir çözüm modeli dikte etme hakkı da yoktur. Önümüzdeki günlerde Türk tarafı işbirliği önerileri sunacak. Bu işbirliği önerileri sadece Kıbrıs adasını değil tüm bölgenin istikrarı ve kalkınması için önemli ve bölgedeki sorunların çözümüne katkı sağlayacak önerilerdir.